Arkadaşlar selamlar herkese. Ben Mehmet. Bugün komutanları, piyade, okçu hatta süvari komutanlarından da biraz bahsedeceğim. Birazcık daha komutanlarla ilgili bilgiler vermeye, size ve kafadaki soru işaretlerini komple ortadan kaldırmaya çalışacağım. Şimdi benim iyi son ki zaten 60 level olmuştu. Bunu biliyorsunuz ve buradan yola çıkaraktan bir başlayalım. Şimdi size bazı bilgiler vereceğim ama bu verdiğim bilgilerde e, kabiliyet yeteneklerini ayarlamada kalıp şeylerden çok fazla bahsetmemeye çalışacağım size yine kendi mantığınızı oturtun yetenekleri ve kendinizi ayarlamaya çalışın yetenek sayfaları her komutanda ve oyuncunun kullanma tarzından tarzına değişiklik gösterecek durumdadır. Yani savunmadayken farklı bir Yi ye Sonki yetenek sayfası kullanılır. Alan savaşlarında farklı bir Yi Sonki karma orada da farklı bir Yi ye Sonki yetenek sayfası kullanmanız gerekiyor. Okçu komutan kullanıyorsanız ki okçu komutanın arkasında mutlaka okçu bölük kullanın. Karma bölük kullanmamaya çalışın. Okçu bölük çıkartabiliyorsanız full okçu bölük çıkartın piyade komutanının arkasında full piyade bölük çıkartmaya çalışın. Okçu komutanlarından şöyle bahsetmeye çalışayım size. Beceri hasarı çok yüksektir okçu komutanlarının her daim. Ve becerilerine bakacak olursanız ilk önce becerilere gelelim. Bakın direkt beceri hasarı vuruyor zaten. Hasar odaklı bir komutan. Ve aynı zamanda Yi Song Ki 5 hedefe birden vurabiliyor. Garnizon komutanı savunmada iş yapabiliyor ve aynı şekilde yine beceri hasarını %50 gibi artırabilen bir becerisi var. Dördüncü becerisi. Efsane bir beceri. Hiçbir komutanda böyle bir beceri yok zaten. Bununla uyumlu olan en iyi uyumlu komutanlardan bir tanesi Morlardan ben Sun Tuzu diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu da beceri hasarını artırıyor. 5 hedefe birden vuruyor. Garnizon komutanı ve sadece şurada aslında Suntuzu tam bir piyade komutanı değil yeteneklerine bakmayın yeteneklerinde bir piyade komutanıdır zaten Suntuzu ama becerilerine bakacak olursanız 3. becerisine sadece piyade sağlığı bonusu %10 veriyor atların hasarını azaltma mik piyade ile de bilgisi yok yine okçuların da hasarını azaltıyor süvarilerin de hasarını azaltıyor Suntuzu abimiz. Bundan kaynaklı bu iki komutan uyumlu bir komutan. Aynı şekilde Kusunoki komutanına gelecek olursak becerilerine baktığınız zaman okçu komutanı zaten %15 okçu saldırısı ve savunması veriyor olması çok güzel bir şey. Ben Sun uyumu geliştireyim, Kusunoki'yi mi geliştirme arasında tereddütte kalmıştım. Biraz ama suntusuzda karar kılmıştım en sonunda. Kusunoki'ye baktığınızda hasar uğran bir komutan yine ama doğrudan hasar faktöründen ziyade ek hasar faktörü yüksek olan bir komutan. Sürekli bakın ek hasar faktörü 2 saniye boyunca ekstradan 250, 250, 500 ek hasar faktörü vuruyor. Normal hasar faktöründen daha fazla. Artı 4. becerisinde yine 150 ek hasar faktörü becerisi var. E bu ne demek? Normalde bizim kalıp bir beceri yetenek sayfamız vardı. Süvari de, piyadede de, de, okçularda da kalıp yetenek sayfasını kullanıyoruz. O kalıp yetenek sayfasında ek beceri hasarını %2 pekiştiri açmıyoruz. Ama siz ki kullanıyorsanız buradaki ek beceri hasarında %2 pekiştiri kullanmanız gerekiyor. Becerilerinden kaynaklı. Ya da Fatih Sultan Mehmet şehirlere saldırırken ki zaten şehirlere saldırırken kullanmanız gereken bir komutan ya da alandan savaşlarında Kullanmanız gereken bir komutan ek beceri hasarı faktörü var sürekli bakın sürekli ek beceri hasarı faktörü hatta full ediniz takdirde ki zaten fullenmesi neredeyse imkansız denecek kadar zor bir şey e, ya da çok para yatırmanız gerekiyor tekrardan ekstradan bir ek hasarın ek hasar faktörü diye bir şey ki Fahri Sultan Mehmet de yine mutlaka e, ek beceri hasarını %2'yi arttırır açmanız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet'ten ben niye bahsettim? Fatih Sultan Mehmet de 5 hedefe birden vurduğundan kaynaklı ki bakın ben şu an Fatih Sultan Mehmet'i hazırlıyorum. Yi Song arkasına ve önüne kullanacağım aynı zamanda. Beceri hasarı bonusunu %20 artırırken ekstradan saldırı hasarı bonusu veriyor %20'şer ve 5 hedefe birden vuruyor olması yine Yi Song ile Fatih Sultan Mehmet'i uyumlu iki komutan haline getirir. Zaten bu komutanlar aşırı güçlü olmuştu ikisi birden ve bundan kaynaklı nerf yediler yakın zamanda çok güçlü ikili olduğundan kaynaklı ama hala daha güçlü ikili Fatih Sultan Mehmet, Yi son Gi ikilisi. Ben nerf gelmeden önce bu ikiliyi kasmaya karar vermiştim. Nerf geldikten sonrasında birazcık daha evesim kırıldı tabii lan dedim. O kadar ben bu komutada becerileri de kastım, yedekleri de kastım. dedi dedim yani ayıptır <laughs> size diyerekten. beceri sayfasında direkt komutanlarda, beceri yetenek sayfası olan komutanlarda bu şekilde mutlaka gidin. yani bu her komutanda aynıdır. Bu kalıp halidir zaten. Bu kalıp halini her komutan da kasmanız gerekiyor. Etkin beceri hasarını bakın %3 arttırdı şuradan gittiğim takdirde. Ee, ve burada önemli olan şu yenileme ekstradan sizin öfkenizi çok hızlı bir şekilde artırıyor. Ee, ve nasıl artırıyor onu söyleyeyim. Öfke dediğimizde işte enerji skill kullanabilmeniz için 60 birim dolduruyor sizin bir barınız var. Birinci komutan kullanınca etkin beceri hasarını 60 birim dolduruyor. İkinci komutan kullanınca bir 60 birim daha dolduruyor. Ekstradan şuradan gelen öfke yenilemesi %9 birimde bu arttırıyor. Zaten normal saldırılar arttırıyor tabi bunda. Hızlı bir öfke yenileme olayını açmış oluyorsunuz ve beceri hasarlarınızı burada gördüğünüz gibi ikinci komutanın beceri hasarını %6 arttırıyor. Bu sadece bu iki komutanın da beceri hasarını arttırıyor. Bunlar bu bakımdan ee, önemli yetenekler zaten beceri hasarı vuran komutanlarda ekstradan diğer yeteneklere de geleceğim şunu da daha önceki videolarda size söylemiştim eğer beceri yani şu beceri kısmı karma ordular için iş yapacak kısımdır birazcık daha ve karma ordularda da saldırı seviyesi burada verdiğiniz bir tane yetenek puanı 0.5 arttırıyorken sizin saldırı seviyenizi full okçu bölük kullandığınızda saldırı seviyenizi %1 arttırıyor yani iki katlık bir fark var ondan kaynaklı full okçu bölük çıkartmanız sizin saldırı ve savunmanızı daha yüksek oranda artıracaktır. Ve burada da full okçu kısmından gitmeniz gerekiyor. Okçu kısmından gittiğiniz bir yetenek sayfasında da karma ordu kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Okçuların yetenek sayfasında şöyle bir şey var. Bu arada okçular piyadelere karşı üstün olduğu için yetenek sayfasında da buna benzer. Bakın %9 artırır piyadelere verdiği hasar diye bir beceriyi burada getirmişler. Okçu sağlık seviyesini %3 arttırır. Zaten hep saldırı ve savunma artırıyor gördüğünüz üzere. Daha çok yani ekstradan farklı bir beceri kısmı başlarda zaten yok. Bakın yetenek sayfasında böyle gittim. Bunun sebebini akrep yani ıstıracak abi. Niye birincil ve ikincil komutanın bakın aktif yetenek hasarını %2, %4 %6 ve %8 arttırıyor direkt. Yani şuradaki beceri kısmında sadece %3 arttırmıştı. 3 tane verdiğimiz yetenek. Burada 3 tane verdiğimiz yetenek %8 arttırdı direkt. Ve şu an etkin beceri hasarımızı iyice düşünsenize iyice böyle sağlamlaştırıyoruz daha sağlam bir hale getiriyoruz sizin yetenek sayfalarında kendi düşüncelerinizin de önemi var örnek olarak şu netlik kısmı da çok önemli beceri hasarı vuran komutanlar için ama buradan gittiğiniz takdirde çok fazla yetenek puanınızı da çöpe atmış olacaksınız ve okçu kısmını 60 level şu an benim iyi son ki okçu kısmını tamamlayamayacaksınız buradan giderseniz ama burada da ekstradan %6 6 saniye boyunca iki komutanın da etkin beceri hasarını artırır tarzında yeteneği açmış oluyorsunuz. Hemen şunları okuyalım. Yüzde 50 altına düşerse saldırı seviyesini yüksek ölçüde arttırıyor. Ekstradan tüm orduların şunu anlam veremiyorum. Okçu bu diğer piyadede ve süvaride de vardı sanırım. Okçu kısmında niye karma orduya yönelik tüm ordunun hasarını yüzde 1.5 arttırır diye bir seçenek olduğunu tam anlamış dilim. Bunun e, bunda sebebi şundan kaynaklı %5 örnek olarak arttırır ama sadece okçu bölük varsa tarzında bir şey koyabilirlerdi buraya. E, birazcık saçma geldi bana işin açıkçası okçu kısmında tüm Karma komutada etki etmesi saçma geldi. Bakın şurada yine zurnanın zırt dediği yerde. Sadece okçu bölük varsa bir tane piyade bölüğünüzün olması bile bu yetenek sayfasını iptal ediyor. Ek hasar faktörü 200 ek hasar faktörü sizin titiklenmiş oluyor. Yine burada sadece okçu birimleriniz varsa 2 saniye boyunca verilen tüm hasarı %25 arttırabilir %10 ihtimalle diyerekten yine buradan gideceğiz okçularımızın saldırı seviyesini %1 daha arttırdık ve yine bakın okçularımızın saldırı seviyesini %3 arttırmış olduk e, Tabii sizin durumunuza göre ben şuralardan biraz taviz vereyim dersiniz kırparsınız Full şu alt kısımdan netliğe de gidebilirsiniz bu yine sizin tercihinize bağlı ama ben tercih etmiyorum burada ne kadar savunma ve saldırı gücüm sağlık gücüm e, seviyelerim yüksekse ordumun da gücü o kadar e, dayanıklılığı verdiği hasarda o kadar artacaktır mantığıyla hareket ediyorum ben. Burayı ben full bitirdim. Şu öfke veriyor. Öfkeyi artırmayı çok fazla düşünmüyorum. 8 tane daha yetenek puanım var. Bakın alınan beceri hasarını %6 düşürdüm. Bir yetenek buradan sol tarafa giderekten. Ve e, şurada tüm birimlerin saldırı seviyesini %0.5 arttırdı. Zaten full okçu bölük kullanacağım için okçularımın saldırı seviyesini %0.5 arttırmış oldu sadece. Ve yine burada da birçok kişi tereddütte kalıyor bu yetenekte. Beceri hasarını %2 artırıyor ama aldığım beceri hasarını da %2 artırıyor. Ne anlamı var direktten bunu oyuncular açmıyor. Ama şöyle bir şey var ki sizin kullandığınız komutanlar Yi Song Gi, Fatih ya da Sun Tuzu tarzında beceri hasarı çok yüksek olan ikilileri kullanıyorken siz karşınızda sizin Richard, Martel, Cesar gibi Farklı beceri hasarı vurmayan komutanlar olacaktır. Bundan kaynaklı beceri hasarı odaklı komutanlar gittiğiniz takdirde mutlaka bu beceriyi de açmanızı ben size tavsiye ederim. Bir tane yetenek puanım kaldı. Onda da sadece işte %3 birim öfkeyi artırmaya verdim. E, tabii şuradan da birazcık daha sağlık seviyemi %0.5 e artırayım derseniz bir kısım buna da verebilirsiniz. E, dediğim gibi şu yanlardan kırpıp e, 3, 4, 5, 6 tane... E, kırıp e, şunu açmaya gidebilir miydik? 2. Aynen bunu da açabiliyorduk. Hani belki şu yanlardan kırıp aşağıda netlik kısmına da gidebilirsiniz duruma göre. Yeni güncelleme ile birlikte biliyorsunuz ki ekstradan sayfalar oluşturuyorsunuz. Bunun da sebebi siz diyelim ki saldırı aldınız, onlinesiniz. Zaten saldırı aldığınızda savunamayacağınız bir saldırıysa ben tamamıyla size her zaman ordularınızı ya kaçırın veyahut kalkan basın veyahut da direkt rastgele aşınanmayla saldırıyı bertaraf edin tavsiyelerinde bulunurum. Ama diyelim ki varsayalım ki savunmak istiyorsunuz. Okçularınızı, garnizonunuzu denemek istiyorsunuz. Bu yetenek sayfasında da değiştire bastığımda benden gördüğünüz gibi bin elmas kullan diyor ya da Kabiliyet değiştirme kitabı istiyor. Güncellemeye getirmelerinin sebebi işte sizin yetenek sayfanız bu şekilde zaten ayarlı. Tek tek bunları garnizon olarak ayarlamak zor olduğundan kaynaklı. Direkt buna basıp değiştir deyip yine elmas neyse verip hızlı bir şekilde yetenek sayfanızı bu şekilde ayarlamak olacaktır. Bu sabit dediğim gibi garnizon da kısıyorsanız bunu sabit bir şekilde ayarlamanız lazım. Ekstradan da garnizonda şehrinizi savunurken veyahut kule, sunak, kapı savunurken... Bu şekilde garnizon kısmınızda ayarlayabilirsiniz. Ama ben şunu yapıyorum daha çok suntuzu uyumlu demiştik zaten yetenek sayfasında hem suntuzu hem de Yi Songki'yi kastığımdan kaynaklı. E, Suntuz ikinci komutan meydan savaşlarında bakın suntuzuyu birinci komutan yaptım becerileri kastım full ve buradan da birazcık garnizon gitmeye çalıştım 48 level bunu da 60 level yaptım garnizon da garnizonda bayağı bir yetenekleri de açmış olacağım. Duruma göre tabii ki siz buraları okuyup ekstradan farklı bir şekilde bu yetenek sayfalarını değiştirebilirsiniz. Önemli olan o yeteneklerin ne anlama geldiğini biliyor olmanız, e, o yeteneklere hakim olmanız, kendiniz iyice okumanız gerekiyor bu yetenekleri. İşte garnizonda gözetleme kulesi dediği bizim şehrimizdeki gözetleme kulelerimiz var ya ekstradan ekibe hasar verdiği şu kulelerimizin hasarını artırıyor olması savunmadayken iş yapan unsurlar. Suntuzu'ya geldiğimiz takdirde bakalım ee, bu size her zaman dediğim gibi şu kabiliye sayfası bakın piyadelerde de süvarilerde de beceri hasarı vuran tüm komutanlarda sabit olaraktan bunu yine yapıyorsunuz. Bu şekilde Alatta bu şeyler geldi ikinci sayfalar geldi Aa. ve bundan sonrasında da full piyade gidiyorsunuz eğer meydan savaşlarında piyade ordusu çıkartacaksanız full piyade olaraktan tüm piyade kısmını açmanız gerekiyor elinizden geldiği kadarıyla bu yolda ilerleyeceksiniz hani ee, bakın burada da ne diyor piyadelerin süvarilere verdiği hasarı %9 artırır diyor süvari komutanında da e, süvarinin okçuya verdiği hasarı %9 artırır diye yetenek sayfası var e, bunlar birbirlerinin birazcık daha counterları bir tane okçu bölük çıkartırız sefer daha sonra okçu bölük piyade karşısında nasıl bir etkisi var bunu da hep beraber görmüş oluruz abi. Ee, bakın şu mesela mobilite sizin piyadelerinizin ilerleme hızını artırıyor. Bunu ben olsam buna vermem. İlerleme hızından ziyade ordumun birazcık daha güçlü olmasını tercih ederim. Ee, onun yerine birazcık daha şu son yeteneği açmak istiyorum. Piyade birimleri varsa ekstradan sağlık, savunma, hem saldırı, hem savunma hem de sağlık seviyesini %0.5 oranında artırıyor Suntuzu. Suntuz ama tam bir piyade komutanı dildir. Ben bunu ee, az önce de söyledim zaten size. Suntuzu birazcık daha beceri hasarı vuran ve her şekilde her e, birimle güzel gidebilecek bir komutan. Minamoto'yla da güzel gider. Yani birazcık daha destek komutanı gibi de düşünebilirsiniz Suntuzu'yu. Asıl piyade komutanı morlardan Mundeok'tur. Bunun da sebebi %15 piyade saldırısı ve savunması veriyor becerisi. Bu birinci etkeni. İkinci etkeni de sizin piyade komutanlarınız Richard ya da Martel gibi düşünün. Sarı komutan illa ki kasacaksınız bir süre sonrasında Martel'in birinci yeteneğini 5 yapmak çok zor bir şey değil. Bir süre sonrasında level atlattırmamanız lazım zaten. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Tekrarlayayım bakın ben daha level atlatmadım. 4 levelde duruyor benim becerim Charles Martel'de. Bunu 5 level yaptıktan sonra 5 becerisini 5 level yaptıktan sonrasında komutanımın da levelini seviyesini artırmaya başlayacağım. Ama yeteneklere baktığınızda Richard'da da Martel'de de etkin beceri hasarı vuran bir yeteneği yok. Martel kalkan veriyor size. Yani Suntuzu'yla uyumlu bir komutan değil. Beceri hasarı kasıyorsunuz siz Suntuzu'ya. Beceri vuran bir komutan. E, Mundeok da beceri vuruyor diyeceksiniz ama Mundeok'u birinci komutan olarak kullanacaksınız. Oyunun başına direkt kasıyorsunuz. Belki 60 level yapacaksınız kısa sürede ve burada saldırı kasabiliyorsunuz ve sizi saldırı kastınız komutanlarda Ekstradan zaten Mundiok'ta da bir yetenek sayfası düzenleyeceğiz. Saldırı kastınız bir komutan ekstradan martelle de iş yapacaktır. Ama beceri kastınız suntuzu martelle etkili olmayacaktır. E, o kadar çok. Aynı zamanda dediğim gibi Mundiok da saldırı ve savunma gücü veriyor. Martelle birazcık daha uyumlu. Mundeok, Martel ya da Mundeok, Richard birazcık daha uyumlu. Tabi Martelle Richard yapıyorsanız zaten efsane. Morlar'da şöyle bir şey yok abi bunu getirmeleri lazım. Normalde piyade dediğin senin tanktır yani tank ordusudur, güçlüdür ve savunma kasılması gerekir. Mundeok'a ya da Suntuzu'ya birazcık bir değişiklik rework getirip bunu savunma kısmı ayarlamaları gerekiyor bu komutanlarda. Ve çok güçlü aslına bakarsanız savunma kısmı çok çok güçlü. Oyun çevirisinde sıkıntı vardı bir aralar. Bunu düzeltmişler gördüğüm kadarıyla. Alınan hasarı %1 düşürür. Ancak aynı zamanda verilen hasarı da %0.5 artırır. Hala hata çeviri hatası var. Yani e, demek istediği şu, verilen hasarı %0.5 artırır daha ziyade Verilen hasarı da %0.5 düşürür demesi gerekiyordu. Burada bir beyin yakma durumu var. Çünkü her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır simgesinde. Ve zaten Türkçede de ancak diye başlıyorsa verilen hasar da %0.5 artırır Kötü bir şey gibi geliyor. Okuyorsun arttırıyorsa verdiğimiz hasar da 0.5 artırıyor Aldığımız hasar da düşürüyor. Her türlü iyi bu diyorsun. Ama bence yanlış çeviri e, şu yoksa eğer doğru bir çeviriyse zaten efsane bir e, yetenek e kısmı oluyor bu yetenek. Yetenekleri iyi okuyup iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre de siz kendi kafanızda bu yetenekleri ayarlamanız gerekiyor. Herman elcite geçim Okçuları bir bitireyim sonra zaten hesap değiştirip diğer hesaptan Munde okun yetenek sayfasını göstermeye çalışacağım sizlere. Herman'a geldiğinizde Herman birazcık daha bakın yine buralarda da bence work bekliyorum. Niye beklediğimi söyleyeyim. Pasifleştirici komutan yani karşıyı susturuyor ve pasifleştirici olan komutanlarda ki Herman'la birazcık Elcid bundan kaynaklı arka planda kalmış durumda diğer komutanlara göre. Bu pasifleştirme yeteneğini güçlendirecek, pasifleştirme becerilerini güçlendirecek ekstradan bir yetenek sayfası gerekiyor bu komutanlara. illaki gelecektir. Yeni güncellemelerle bunlara rework gelecektir diye tahmin ediyorum. 2 saniye boyunca Herman rakibi susturuyor. Yani bir nevi şey atıyor işte diğer oyunlardan getirin siz. Sikil kullandırtmıyor ve öfkesini azaltıyor aynı zamanda. Bunun yanına bir de tek eklediğinizi düşünün. Elcit de aynı şekilde etkin beceri hasarını bir saniye boyunca devre dışı bırakır diyor. Elcit birinci komutan, Herman ikinci komutan olduğunda özellikle Elcit vuruyor. Bir saniye susturuyor peşine hemen Herman vuruyor. iki saniyede o susturuyor. Üç saniye demek bu. İkisinin çok uyumlu olacağı anlamına gelir. Ama Elcit sarı komutanlar arasında hasarı düşük kalmış. E, ek hasar faktörü var. %10 ihtimalle işte ama ben birazcık yani düşük kaldığını görüyorum. Hani ikisini topladığınızda yani yine 1400 falan yapıyor ama iki beceriyi topladığında. E, Yisoki'ye bakıyorsun 5 kıtayı birden 1400 vuruyor direkt adam. E, okçu savunma bonusu veriyor %20. Okçu ilerleme bonusu veriyor %15. İşte Herman da ilerleme bonusu veriyor. Okçu hızlı bir okçu ordusu oluşturuyorsunuz. Herman e, ve e, Elcit'le beraber e, ama daha çok ben hızdan ziyade dediğim gibi oyunda birazcık daha böyle göğüs göğüsü muharebeyi sevdiğimden kaynaklı ve e, kıtalarınızın oranı çok düştüğünde ekstradan sizin hasar bonusunuzu ve ilerleme yine hızınızı artırıyor. Yine mobilite yönelik mobilite yönelik bir ikili Herman Elcit ikilisi e, kasıp kasmamak size kalmış bir şey ama aynı zamanda tabii ki beceri hasar da vuran bir ikili. Yeteneklere baktığınızda burada okçu beceri garnizon diye gidiyor e, ee, belki yine beceri olabilir zaten hasar vurduğundan kaynaklı. Okçu olduğundan kaynaklı yine okçu komutanı olabilir. Ee, garnizon yerine belki burada işte pasifleştirici tarzında ayrı bir yetenek sayfası buraya ekleyebilirler. Ya da belki becerinin içerisine pasifleştirme yeteneklerini katıp serpiştirip e, Herman ve Elcid için birazcık daha buff getirebilirler oyunda. E, benim düşüncem... E, yani Tavsiye istiyorsanız net bir şey Herman mı Kusunuki derseniz her türlü ben Kusunoki'yi daha çok tercih ederim alan vuran bir komutan olduğundan kaynaklı e, bu kardeşimiz. Aynı zamanda da bakın Herman destek ekstradan size öfke kazanmanızı sağlayabiliyor, öfke kazandırabiliyor size e, birazcık daha support tarzında bir komutan, support saldırı arası karışık bir komutan haline getirmişler bunları. Çırt bakın şunu, şunu söyleyecektim. Aa, ee, şu yetenek sayfasını görüyorsunuz değil mi? Komutan yıldız seviyesine göre ekstradan size savunma veriyor. %1.5 çarpı komutan yıldız seviyesi. 6 yıldız yaptığınızı düşünün. Bu kaç yapıyor ya? 6 kere 5. 9. %9 savunma veriyor. Sadece e, bu yetenek efsanevi bir yetenek. Şu yeteneği mutlaka açmanız gerekiyor. Öfke biraz sıkıntı yaşadığımızdan kaynaklı şunu da açabilirsiniz. Devamında yine full piyade gidiyorsunuz. Yani bu çok farklı değil. Önde piyade komutanı varsa arkasındaki ordu her türlü piyade olması lazım. Ve piyade komutanının yetenekleri de bundan kaynaklı her türlü piyade gitmeniz gerekiyor. Bu yetenekleri kendiniz de okuyabilirsiniz ama hızlıca bir okuyalım. Alınan hasarı düşürür %0.5. Verilen karşı saldırı hasarını artırır. Alınan beceri hasarını düşürür. İşte ekstradan sizin iyileşme yapmanızı sağlar. Richard zaten iyileştirme yapan bir komutan. Hani ekstradan yeteneği zaten iyileştirme yapan bir komutan. Richard'la uyumlu. Ama Martel Richard mesela güzel bir ikili ama Richard'da iyileştirme etkisi varken Martel'de iyileştirme etkisi yok. Ama Konstantin'de mesela iyileştirme etkisi var. Hadi birbiriyle benzer özellikler gösteren komutanları tercih etmeniz daha iyidir. Ee, şeyde yani Konstantin'e bakıyoruz. Daha açılmadı bende tabii. Bir açılan var mı bilmiyorum. Yorumlar kısmında açabilen varsa gösterirsiniz. Burada 15.000 bin iyileştirme faktörü diyor. Ama orada dışarı çıktıktan sonra bir kere iyileştirebiliyorsun. Sonra orduyu geri döndürmen gerekiyor. Tekrar tetiklenebilmesi için %50 altına düşerse. Daha çok savunmalarda iş yapabilecek bir komutan gibi duruyor Konstantin. Ama bu komutanları biz ne kadar incelersek inceleyelim. Fatih'e gelen nörf gibi çok güçlü olurlarsa Fatih'e gelen bir nörf gibi bu komutanlarda nörf gelecektir diye tahmin ediyorum ben zamanla. Richard'ın becerilerini sizlerle inceleyelim. İyileştirme faktörü 1400 iyileştirme faktörü çok büyük bir miktar hakikaten. İşte iyileştirme faktörü 1400 olan bir komutana Selahattin'i getiriyor. Ve diyor ki iyileştirme faktörünü azaltır diye bir ters bir etki yapıyor. Yani Selahattin Richard'ı döver gibi bir şey oldu burada. Ama baktığın zaman da süvari komutanı Selahattin piyadeler Süvarni'nin counter'ı normalde ama bu sefer de Selahattin Richard'ın olmuş oluyor. Ve saçma sapan bir şey. Normalde tarih olarak baktığınızda zaten Selahattin'in Richard'ın counter'ı olması çok doğal bir şey. O ayrı bir şey. Hani bir nevi tarihi konuşturmuşlar burada. E, merak edenler Richard Selahattin karşılaşmasının tarihi kayıtlarına bakabilirler. Ben videoları bu kadar uzamasını sevmiyorum ama şöyle birkaç düzenleme, kaç bir şey söyleyeyim size. Şimdi Yi Song Ki'yi meydan savaşlarında okçularla kullanıp arkasından Fatih Sultan Mehmet'i koyacağım hazır olunca 5-5 olduğu zaman levelini artıracağım full Fatih Sultan Mehmet'in. O zamana kadar Sun Tuzu Yi Song Gi Sun idare ediyorum. İkisiyle idare ediyorum. Fatih Sultan Mehmet hazır olduktan sonra meydan savaşlarında Yi Song Gi Fatih Sultan Mehmet ikisini kullanacağım. Ama defansta yani e, savunmada savunmada Suntuz'u iyi son ki ikilisini kullanacağım. Her türlü Fatih'im fullense bile bu ikiliyi kullanacağım. Ve oyuncuların kalesine saldırırken de Fatih Sultan Mehmet birinci komutan olacak. Belki Yi Song Ki ikinci komutan yapabilirim. Sırf işte becerileri uyumlu diyerekten. Ama duruma göre tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in arkasına Frederik ya da Osman daha iyi de gidebilir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda Fatih Sultan Mehmet kalelere saldırırken birinci komutanım olacak. Yani benim peki şu an ne yapıyorum? Osman'ı birinci komutan olarak kullanıyorum. Ee, kuşatma kastım. Arkasına Barçayı kullanmaya çalışıyorum Komutanları kullanım amacınıza göre Değişir yetenekleri de değişir Komutanın kendisi de değişir her şey Değişir ee, siz de ona göre Kendinize bir yol çizmeniz gerekiyor Mutlaka toplayıcı komutanları 37 levele getirin e, hepsini getirmeye çalışın. E, sefer kısmında size uçuların piyade ile olan kapışmasını gösterecektim. Bu sanırım T5 piyade ordusu ve buraya e, suntuz uyumu getirsem yoksa suntuz ama Allah vuran bir komutan şimdi suntuz uyumu getiresim yok o bakımdan az hasar vuruyor. Tekliğe hedefe daha çok hasar vuran bir komutan hmm şey var. Neyse Suntuzu diye deneyelim ya. Suntuzu hadi beceri hasarını arttırır. Bir Yi Song Ki Suntuzu ikilisiyle beraber ki alan vuran bir komutan. Öyle hesaplayın. ...tek hedefe karşı gireceğiz. Karşımızda 520 binlik bir Richard ordusu var. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Büyük ihtimalle tabi bu bir de T5 ordusu gibi anasınız. Tam çözemedim de, de ordusu oldu. T5 gibi gözüküyor. 65. kat zaten. Büyük ihtimalle 180 binlik ordum çok fazla bir şey yapamayacaktır. 520 binlik ordunun karşısında. Aldığımız hasar yalnız 1552 iken verdiğimiz hasar çok daha fazla. Baksanıza bizim iki katımız gücünde neredeyse. Bir piyade ordusuna çok daha fazla hasar veriyoruz ve daha az hasar alıyoruz. İşte okçu piyade kapışmasını burada görüyorsunuz. Bazen bu arada şimdi e ee, onlar daha fazla hasar vuruyor. Bazen ben fazla hasar vuruyorum ama e, hakikaten çok fark var. Yani şu o, şekildeki bir okçu bölük hakikaten efsane. Hep beraber izleyelim ve yenilişimize Arkadaş böyle T4 ordusu mu olur? Yani baltaları patır patır diye şey yapıyorlar. İçime içime geçiriyorlar. Baltalı baltalı. Özel birim mi acaba? Özel birim bir T T4 ordusu mu acaba? Ondan bir dilip daha tam. Ama şu an inceliyoruz zaten. Bir yandan ben inceliyorum. 340 bine kadar düştü karşıdaki piyade ordusu. Ne olursa olsun T4 de olsa T5 de olsa. E, keşke bunu görebiliyor olsaydık. T4 de olsa T5 de olsa her türlü e, inanılmaz bir şekilde hasar verdik. 180 binlik bir okçu bölükle e, dünya kadar piyade bölük 500 küsür bindi kaçtı bakarız şimdi. Dünya kadar piyade bölüğü burada alt edebildik yani. Ben bu savaşı e, her türlü kazandığımı sayarım. Okçuların piyadeler karşısındaki üstünlüğünü görmüş oldunuz aynı zamanda. Ve de full 60 levelde Gison son -gi de aynı şekilde burada gücünü görmüş oldunuz. Akademiniz, teknolojiniz e, ve e, komutanınızın o işte full okçu bölük çıkartıyor olmanızın e, buradaki gücünü görüyorsunuz. Bir de 5 kıtayla savaşsanız bile savaşırsınız aslında bakarsanız. Hani e, şu an aslında 5 kıtayla savaşıyormuş gibiyiz. E, bu 500 küsür binlik birimesiz 5'e bölün ve öyle savaştığımızı düşünün. Kesin alırdık o takdirde büyük ihtimalle. Onları. Aa, yarısını kestik. Arkadaşlar 250 binden daha aşağı bir birim kaldı. karşıda ne kadar birim olduğuna bakacağım. Unuttum ilk başta ne kadar vardı. Ee, 520 bin yarısından fazlasını kestik. Ee, 180 binlik okçu bölümün e, piyade bölüğün karşısındaki gücünü görmüş oldunuz bu. Okçuların e, piyadeler karşısındaki e, gücü bu. E, tabii süvarilerde okçular karşısında güçlü. O daha Oyun başında full herkes süvari kastı için hiç para yatırmıyorsanız piyade kasabilirsiniz. Hesap değiştirmeyeceğim. Ben direkt size burada son olarak okun yetenek sayfasından hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Önemli bir komutan olduğunu söylemiştim. Daha sonraki ilerleyen zamanlarda zaten gösteririz. Bakın savunmada Martel ve Richard'ın savunmada ee, yıldız seviyesine göre verdiği bir e, özelliği söylemiştim size. Aynısı burada Mundok'ta da saldırı olarak var. Ee, savaş üstadını açmanız gerekiyor. %1.5 saldırı seviyenizi yine komutan yıldız seviyenizle çarpıp artırıyor. Yani 6 yıldızlı bir Mundok'ta saldırı seviyeniz direkt %9 artıyor. Efsanevi bir özellik savunma olan komutanlarda da var bu saldırı olan komutanlarda da Sezar'da da mesela saldırı yetenek sayfası var. Onda da var bu etki. Devamında yine full piyade gidebilirsiniz saldırı savunma düzeylerinizi yüksek miktarda artırabilmek için. Şöyle söyleyeyim şu yetenek 3 tane yetenek sizin 3 tane yetenek puanı sizin %9 saldırı seviyenizi artırıyorsa Burada %9 artırabilmek için üst kısımdan 9 tane yetenek puanı harcamanız lazım. Neredeyse 3 kat daha güçlü şu yetenek 6 yıldızlı bir komutanda. Şimdilik bu kadar. İşin açıkçası yoruldum. Çok çok uzadı video. Ee, elimden geldiği kadarıyla size bazı bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Daha videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.